Başka işlerde de olur. İş kazası. Burada da olur. Ve bunun yapısında, fıtratında bunlar var. Hiç kaza olmayacak diye bir şey madenlerde yok. Erdoğan bu işin fıtratında var demişti 301 işçi Soma'da hayatını kaybettiğinde. Türkiye yine bir maden faciasıyla sarsıldı. Erdoğan 8 yıl sonra tekrar kader dedi. Bunun ne dünü, ne bugünü, ne yarını. Hiçbir zaman ne yapmayacaktır, olmayacaktır. Bunlar her zaman olacaktır, bunu da bilmemiz lazım. Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na ait maden ocağında patlama meydana geldi. Yaşamını yitiren işçilerin sayısı 41'i aştı. Geride gözü yaşlı aileler kaldı. Oğlum bir yere bir saklandı da bir kenardan çıkacak diye bekliyorsun ama öyle olması kendim ne yaparım bilmiyorum şu anda. Bağırıyorum habermemeye ama sesi çıkmadı bir yerden. Omuz omuza çalıştıkları arkadaşlarını kaybeden ve faciadan son anda kurtulan madencilerin sözleri ise acının gerçekliğini ortaya koydu. Hayatını kaybedenler birer sayıdan ibaret değil, bir hayatı, geleceklerini, hayallerini, ailelerini bıraktılar. Çok kötü bir duygu. Çünkü hepsi genç, bekar olan arkadaşlarımız da var, evli olan arkadaşlarımız da var. Yaşın çok kötü bir duygu. Çünkü hepsi iki tanesini görüyorsun orada alıyorsun. Üç tanesi bir yerde orada otururken görüyorsun. O yüzden çok kötü bir duygu. Ya anlatılmaz. Bu ilk değil. Umarız son olur. Türkiye'nin madencilik karnesi kırıklarla dolu. 1941'den bugüne kadar Türkiye'nin birçok bölgesinde yer alan kömür ve diğer maden ocaklarında yaşanan pek çoğu Girizu patlaması, göçük ve yangından kaynaklı olmak üzere iş kazalarında 3000'den fazla işçi hayatını kaybetti. Bu kazalarda 100.000'i aşkın kişi yaralandı. Gelin en çok can kaybının yaşandığı maden kazalarına göz atalım. Girizu patlamasında 103 maden işçisi hayatını kaybetti. 7 yıl sonra Amasya Yeniçeltik'te bulunan maden ocağında da Girizu patlaması meydana geldi. 7 Mart 1990'da yaşanan patlamada 68 kişi yaşamını yitirdi. Mart 1992'de Türkiye bir maden faciasıyla daha sarsıldı. Zonguldak Kozlu'da meydana gelen Girizu patlamasında 263 maden işçisi hayatını kaybetti. 26 Mart 1995'te meydana gelen Girizu patlamasındaysa Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bulunan maden ocağı 37 madenciye mezar oldu. Yerlere biraz dikkat edin. Burası kaygılı. Kastamonu'nun Küre ilçesi de maden faciasına sahne olan bir başka yer. 8 Eylül 2004'te Bakır Madeni'nde çıkan yangında 19 kişi hayatını kaybetti. Gelelim biraz daha yakın tarihe. 2 Haziran 2006'da Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde Girizu patlamasında 17 işçi can verdi. 10 Aralık 2009'da Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesinde meydana gelen Girizu patlaması da madencileri hayattan koparan bir başka kaza oldu. 19 işçi hayatını kaybetti. 17 Mayıs 2010'da Zonguldak'ta meydana gelen Girizu patlamasındaysa 30 işçi hayatını kaybetti. Zonguldak Kozlu'da 8 Ocak 2013'te meydana gelen Girizu patlamasında 8 madenci hayatını kaybetti. Ve Manisa Soma. 13 Mayıs 2014'te Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden ocağında çıkan yangın sonucu 301 işçi hayatını kaybetti. En az 88 işçi de yaralandı. Facia, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en çok can kaybıyla sonuçlanan iş cinayeti olarak kayıtlara geçti. Soma maden faciasının üzerinden 8 yıl geçti. Sorumlulardan kimse tutuklu değil ama mağdur ailelerin avukatları cezaevinde. O tekmeyi de unutmadık. Madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel, ticari ateşe oldu. Manisa Soma'da yaşanan bu büyük facia ne yazık ki son olmadı. 17 Kasım 2016 tarihinde Siirt'in Şirvan ilçesinde Madenköy yakınlarındaki bakır madeninde meydana gelen kaza 16 işçinin ölümüyle sonuçlandı. Biz geç girdik. En sonki facia ise Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşandı. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün verilerine göre Türkiye Çin'i de geride bırakarak dünyada madenci ölümlerinde ilk sırada yer alıyor. Girizu kader değil, ya önlenebilir bir şey, mücadele, yani öngörülebilir bir şey, mücadele edilebilir bir şey.